Evet, değerli arkadaşım, geldik kazanım ona. Ne yapıyoruz? Limitin fonksiyonlara uygulanışına devam ediyoruz. Burada güzel iki tane sorumuz bizi bekliyor. Konunun mantığını biraz daha kavratmak için. Hazır mısın? Hadi bakalım, ikimize iyi dersler. Sana iyi seyirler. Gelsin mi birinci soru? Gelsin birinci soru. Şimdi burada gayet açık değil mi? Fonksiyonların fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Fonksiyonlar için aşağıdaki limit değerlerini bulunuz diyor. Hay hay. Bu ne demektir? Fonksiyonda, yani bu fonksiyonda da 4 işlem kuralını uygular gibiyiz, değil mi? Bu ne demektir? 2 tane f1 artı 3 tane g1 gibi düşünebiliriz. Ya da normalde limitin özelliği gereği limit x giderken 1'e 2 de hatta veya hatta başına atıyorduk, değil mi? 2 çarpı fx diyorduk. Artı 3'ü de başa atalım. Limit x giderken 1 için gx diyorduk. Onlar da şunlara eşit idi. Tabii fonksiyon f1 olmasıyla limitin 1'e gitmesi farklı şeylerdi. Bunu unutmayalım. X gördüğümüz yere 1 yazarsak 2, 3 daha 5, 2 çarpı 5 artı 3 çarpı g'de 1 yazarsak 1'in karesi 1 eksi 1'den 0. Hay hay. O zaman ne oluyor? Buradan 10 mu geliyor? A seçeneğimizin doğru cevabı 10. Gelelim B seçeneğimize. Bu da limit x giderken 2'ye fx çarpı limit x giderken 2'ye gx olarak yazabiliriz, değil mi? Özelliğimiz gereği. Ayrı ayrı limitlerini bulup çarpalım. X gördüğümüz yere 2 yazacak olursak yine aynı ifadede 2 çarpı 2 artı 3. Hemen yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 3 7 yapar. Bu 7'dir demiyoruz değeri. 7'ye doğru gider demek bunun limit değeri. Çarpı, yani 7 f2 değil. F2 ile aynı durum değil. Unutmayalım. Altını defalarca çizerek söylüyorum. Limitle görüntünün farkını ifade etmek açısından. X yerine 2 yazdığım zaman x yerine 2 yazıyorum. Nerede? Gx'te. Gx'te x gördüğüm yere 2 yazacak olursam 2'nin karesi eksi 1. 2 kere 2 4 3 daha 7. 7 çarpı 4'ten 1 çıktı. 3. O da 21 mi yapıyor? Evet. Bu sorumuzun cevabı da 21'dir. Gelelim B seçeneği, C seçeneğimize. Bu da yine aynı şekilde limit x giderken 0'a f0 bölü limit x giderken 0'a g0. F0'ımız nedir? Burada x gördüğüm yere 0 yazarsak 3 olur. Burada x gördüğüm yere 0 yazarsam ne olacaktır? Değerli arkadaşım eksi 1 olacaktır. Buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Evet, C seçeneğini bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim D seçeneğimize. Bu da nedir? 3 tane limit x giderken ben uzun uzadıya yazıyorum konunun başında kavraman açısından fx artı limit x giderken ha, özelliğini kullanmak amacımız özelliğini göstermeye çalışmak amacımız gx ayrı ayrı limitlerin toplamı olarak pardon ayrı ayrı limitlerin toplamı olarak yazabileceğiz. Başta da belirttiğimiz gibi limit x giderken eksi 1'e fx eksi 2 çarpı limit sabit olan c'yi başa atabiliyorduk. Eksi 1'e gx. Değil mi? Tabi burada f'de x gördüğüm yere 1 yazarsam, g'de eksi 1 yazarsam, g'de x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam bunları yazdım. 3 çarpı 1 artı 0 bölü 1 eksi 2 çarpı 0. Buradan kaç geliyor değerli arkadaşım? 3 geliyor. O zaman D seçeneğimizin de cevabı 3 çıkmış oluyor. Gelelim ikinci soruya sevgili arkadaşım. İkinci soruda ne yapıyoruz? Tamam, bize fonksiyonun bir nokta fx fonksiyonun bir noktası limit 3 verilmiş. Gx fonksiyonun hemen renk değiştiriyorum. Gx fonksiyonun bir noktası limiti eksi 4 verilmiş. Akabinde hx fonksiyonun bir noktası limiti de 5 olarak bize tarafımıza verilmiş. Buna göre fonksiyonların x eşittir 1'de limitleri varsa bulunuz diyor. Ha, varsa diyor. Varsa ne demek? Buna bakalım bakalım. Var mı yok mu? Görelim. Şimdi 3f diyor. Tamam. O zaman 3 çarpı limit x giderken 1 için. Fx. Eksi 4 çarpı limit x giderken 1'e gx. Artı limit x giderken 1'e hx. Tamam. Yani zaten fx'in görüntüsü 3'tü. Yani limit değeri 3'tü. O zaman 3 çarpı 3 eksi 4 çarpı
Gx'in değeri o noktadaki limit değeri eksi 4 idi. Artı Hx'in de limit değeri 5 idi. Dolayısıyla 9 artı 16 mı oluyor? Artı 5 mi oluyor değerli arkadaşım? Buradan toplarsak ne yapacaktır? 21, 30 olacaktır, değil mi? A seçeneğimizin limiti vardır ve 30'dur. Gelelim o zaman B seçeneğimize. Yani burada ben uzun uzun diye yazmak zorundayım. Kusuruma bakma. Yani istersen bak ama çünkü ben konuyu anlatıyorum sana. Pratik yöntemleri zamanı gelince göreceğiz. Burada konuyu pekiştirecek hareketler bunlar. Artı 4 tane, artı 4 yani başka bir şey yok. Bölü 2 tane limit x giderken 1 için gx eksi limit x giderken 1 için hx. Hay hay bunları götürüp yerine yazalım değerli arkadaşım. 3 çarpı f'de zaten onun görüntüsü 3'tü. Eks artı 4 bölü 2 çarpı eksi 4'tü değil mi? Onun görüntüsü eksi 4'tü. Eksi 5 tabii ki de malum olan. Buradan düzenleme yapacaksak eksi 1 mi geliyor? Evet. Aynı değerler geliyor. Zıt işaretle eksi 1 geliyor. Evet. B seçeneğimizin de cevabı eksi 1 çıkmış oldu. Bu şekilde ikinci soruyu tamamlamış olduk.